Türkiye korkusuz Kalem Yılmaz Özdil'in Türk bayrağı yakan Suriyeli için attığı mesajı konuşuyor. Gazeteci Yılmaz Özdil'in Suriyelilerin Türk bayrağını yakarken paylaştığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Özdil, asrın liderimizin, tıpkı Kuvayi Milliye gibi, dediği arkadaşlar, teşekkür mahiyetinde Türk bayrağını yaktı dedi. Türkiye'de sığınmacı sorunu devam ederken skandal olayla bir adeta sarsıldı. Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yakıp, yol keserek Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların geçişini engelledi. Yapılan çirkin saldırı Özgür Suriye ordusunun kontrolü altındaki Azez'de gerçekleşti. Azez'de Türkiye karşıtı gösteriler düzenleyen bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Öte yandan grubun bir askeri karargah önünde toplanarak Türkiye karşıtı, ne uzlaşı ne teslimiyet, rejimi devireceğiz, sloganları attığı da görüldü. Yaşananlara tepkiler sürerken, gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Özdil'in paylaştığı videoda yan yana asılı Suriye bayrağı ve Türk bayrağı bulunuyor. İki kişinin Türk bayrağının asılı direğe çıkarak yaktığı görülüyor. Bu arkadaşları tebrik mahiyetinde o direğe oturtacak bir hükümetimiz olsun isterdim, diyen Yılmaz Özdil, Erdoğan'a Özgür Suriye ordusu için 2018 yılında, tıpkı Kuvayi Milliye gibi, dediği sözünü hatırlattı. Erdoğan, 30 Ocak 2018'de yaptığı partisinin grup toplantısında yaptığı bir konuşmada Özgür Suriye ordusunu Kuvayi Milliye'ye benzetmiş ve Özgür Suriye ordusu terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır. Tıpkı Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur, ifadesini kullanmıştı. Özdil'in bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Özdil'in paylaşımının ardından binlerce tepki geldi. Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle. Asrın liderimizin, tıpkı Kuvayi Milliye gibi, dediği arkadaşlar, teşekkür mahiyetinde Türk bayrağını yaktı. Bu arkadaşları tebrik mahiyetinde o direğe oturtacak bir hükümetimiz olsun isterdim. Ne olmuştu? Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye ordusunun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Çirkin saldırının görüntüleri ise kameraya yansıdı. Öte yandan skandal olayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Esad ile diyalog açıklamasının ardından yaşanması dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye ordusunun kontrolü altındaki Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Çekilen görüntülerde bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı. Çavuşoğlu ne demişti? 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu, şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, sizi rejimle görüştürelim, dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor, şeklinde yanıtlamıştı.